Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram. Büyük önderimiz Atatürk tarafından armağan edilmiş tek bayram. Sadece bayram mı 23 Nisan? 23 Nisan'ın anlamı ne? 23 Nisan neden çocuklara ithaf edilmiş, neden armağan edilmiş dünya çocuklarına? Aslında perdenin arkasına çok doğru bakabilmek lazım. Aksi takdirde çocuklara renkli giysiler giydirip oyunlar oynatmak, şarkılar söyletmekten öteye geçemez. Ama bu anlamı büyük günü. Şimdi çok değerli isim Sayın Orhan Karaveli ile konuşacağız. Sayın Karaveli hem yazar, hem gazeteci, hem çok değerli bir düşün adamı. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Güzel sayısız yazılarınız, eserleriniz arasında bir kitabınız var ki hemen kapağını da göstereceğim. Arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Yakın planda lütfen versinler. Sayın Karaveli'nin kaleme aldığı Atatürk, Babam ve Ben. Fakat kitabın kapağı o kadar güzel ki bakın Atatürk bir çocuk adeta. Çocuk gibi içindeki çocuğu dışarı vurmuş. Hepimizin çok severek sallandığı o eskilerde ağaç dallarına kurulan bir salıncakta sallanıyor. Görebiliyor muyuz kapağı? Evet, işte böyle. Ve sadece kapak çok şey anlatıyor değil mi? Üzerine romanlar, öyküler, neler yazılabilir? İyi ki varsınız Sayın Karaveli. Teşekkür ederim. Sevgili çocuklarımızın bu gününü kutlayalım biz buradan. Haydi ekran başına diyelim. Ailece izleyin diyelim. Çünkü çıkarılacak çok ders var. Nasıl başlayalım 23 Nisan tarihini anlatmaya Sayın Karaveli? Siz herhalde ki, Atatürk'le başlayalım. Evet, Atatürk'ün çocukluğuyla başlayalım. Siz bir cumhuriyet çocuğu olarak doğdunuz ve hep öyle yaşıyorsunuz. Bir Atatürk evladısınız. Ne mutlu, ne mutlu bize. Atatürk'le başlayalım. Bunu bir özel bir görev olarak da kabul etmiyorum. Zaten Türkiye'de yaşayan bütün çocuklar kendilerini Atatürk'e adayacak kadar bilinçli olmalılar. Biz de çocuk olduk. Bizim çocukluğumuz farklı yönetimlerle geçti. Dolayısıyla bize böyle ileride sorumluluk yükleneceksiniz falan diyen olmadı pek. Oysa şimdi o kitap dolayısıyla ben çok okullara gidiyorum. Ne yazık ki yalnızca özel okullara davet edilebiliyorum. Ne demek istediğimi zannederim bütün izleyiciler alıyorlardır. Orada çocuklara şunu söylüyorum. Çocuklar, siz çocuksunuz. Bugün birinci göreviniz derslerinize çalışmak, sınıflarınızı geçmek ve kendinizi yarına güzel gençler olarak, bilgili gençler olarak, birçok şey öğrenmiş gençler olarak vazife alacaksınız. Ama bunun için ileriki yılları da beklemeyin. Bu sorumluluk duygusunu içinizde şimdiden hissetmeye başlayın. Neden böyle size söylemek gereğini duyduğumu da öğretmenlerinize sorun, annenize babanıza sorun. Ülkemiz işte 10-15 milyon nüfustan bugün 80'in üzerinde nüfusa ulaşmış bir kocaman güzel bir ülke. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Dünyanın başka hiçbir yerinde üzerinde bu kadar çok uygarlığın yaşadığı ülke yok. Böyle bir Anadolu toprağı gibi toprak yok. Binlerce yıldan beri burada insanlar gelmişler, devletler kurmuşlar, uygarlıklar yaratmışlar ve bunları yaşamışlar. Ve sonunda biz buraya gelmişiz. Burası Türk milletinin vatanı olmuş. Sizlerin vatanınız olmuş. Sizlerin ülkesi burası. Siz yarın büyüyeceksiniz. En yüce makamlara çıkacaksınız. Cumhurbaşkanı olacaksınız, bakan olacaksınız, birer alim olacaksınız. İçinizden belki çok çok farklı insanlar çıkacak. Ama şimdiden düşünmeye başlayın. Ben daha 8 yaşındayım, ben daha 11 yaşındayım, ben daha 13 yaşındayım demeyin. Benim derslerim var, derslerinize çalışın ama onun yanında ileride kullanacağınız, ileride kullanmak durumunda olacağınız sorumlulukların altyapısını şimdiden hazırlayın. Hatta şu itirafta bulunuyorum, biz bugün
bizim yaşımızda, hatta bizden daha az yaşlarda bulunan insanlar bile çok çok ciddi bir sorumluluk duygusunu yaşadığımızı ben hatırlamıyorum. Onlar da herhalde hatırlamıyorlardır. Ama siz sorumluluk duygusunu şimdiden yaşamaya başlamanız lazım. Bunun hazırlığını yapmanız lazım. Çünkü büyük bir ülke, çok nüfuslu bir ülke, çok güzel bir ülke ama çok da sorunları olan bir ülke. Ve etrafı pek de fazla dostça bakmayan insanlarla, ülkelerle dolu bir toprak parçası burası. Başkalarına pek benzemez. Bu sorumluluğu şimdiden yüklenmeye kendinizi hazırlayın. Bu bilgiyle olur, görgüyle olur. Bunun için hazırlıklarınızı sakın aksatmayın diyorum konuşmalarda. Buna da gerçekten inanıyorum. Yani benim yaşadığım, ben evet Atatürk'ü görmek mutluluğunu, onunla tabii konuşmak mutluluğunu yaşamış bir insanım. Çünkü benim babam da onun yanında milli mücadele sırasında ya, bütün savaş boyunca askerliğini yalnızca Atatürk'e hizmet etmek için yapmış bir insan. Hizmet derken çok da anlamlı bir hizmet. Atatürk'ün gizli mektuplarını bazı dostlarına, bazı arkadaşlarına gönderen ve getiren bir insan, bir atlı kurye, sivil kıyafetli, askerlik yapıyor ama askerlik yaptığını da kimse bilmiyor. Öylesine bilmiyor ki bize bile söylememişti. Bize derken kendimi ve kardeşlerimiz kastediyorum. Yani kendi çocuklarına bile söylememişti. Bunu kimseye söylemeyeceksin dedikleri için. Atatürk'le yakın teması olan bir insan. Atatürk'ün sevgisini ve güvenini kazanmış bir insan. Ben de onun çocuğu olarak Atatürk'ü görmüş bir insanım. Bunu hiç unutamam. Ama Atatürk'ün de söylediği gibi Atatürk'ü görmüş olmak bir şey değil. Yani marifet değil, meziyet değil. İşte Atatürk'ü görmüş olanlar, arkadaşları hepsi öldüler, asker veya sivil. Bizim gibi çocukluğunda onu görmüş olanlar da yavaş yavaş yok olup gidiyoruz. Hayır, hayır, bir gün kimse kalmayacak. Öyle, evet. Ama görüyoruz ki Atatürk hep kalacak. Bakın Atatürk istese savaşlar kazanmış, isim yapmış Çanakkale'de bir insan olarak Samsun'a çıktıktan sonra kendisiyle ilgili kendisini ön planda tutan bir düzen kurabilirdi. Askerdi, paşaydı, yani bugünün generaliydi, arkadaşları vardı, onlar da Atatürk'e güveniyorlardı, onlar da paşaydı, onlar da generaldi. Böyle bir grupla ülkeyi kurtarabilir ve işte yapacakları yapabilirlerdi acaba onun arkasından. Bu olur muydu? Atatürk bunun olmayacağını o zaman anlamıştır. Oysa Osmanlı toplumunun, Osmanlı hanedanının şeysi altında, yönetimi altında bulunan Türk milleti yüzyıllar boyunca demokrasi diye bir şey bilmemiştir. Bundan nasiplenmemiştir. Son yıllarda biraz meclisle meşruti, yani şartlı padişahlık gibi filan bir şeyler yaşamıştır ama esas itibariyle daima tek adam tarafından yönetilmiştir Türk milleti. Ha, tek adam tarafından yönetilmeyip de erken dönemde bir meclisi olsaydı, mecliste tartışmalar olsaydı belki de Osmanlı Devleti bu kadar çabuk çökmezdi. Veya belki gene çökerdi de bu kadar topraklarının neredeyse tamamını kaybedecek kadar çökmezdi. Böyle bir çöküntüye uğramayabilirdi. Hayır dedi Atatürk. Evvela ben dedi şöyle bir Samsun'a çıkayım, oradan Erzurum'a gideyim, sonra Sivas'a gideyim. O gittiği yerlerde zaman zaman o kadar az insanla karşılaştı ki, yani 18 kişi, 20 kişi, 30 kişiyle kongreler toplandı. Bu kongrelerde ona onun hiç düşünmediği önerilerde bulunanlar da oldu. Dediler ki böyle uğraşma, olmaz, devlet battı, işgal altındayız. Örneğin bir Amerika'nın biz mandası olalım, ya, daha doğrusu o bizim manda yönetimiyle, o bizi yönetsin dediler. Hayır diye geldi en sonunda 23 Nisan 1920'de bir meclis kurdu Ankara'da. Tam bitmemiş. Çatısında kiremit bulunmayan, yağmur yağdığında suların içeri aktığı, oturacak yerleri bile olmayan, mekteplerden toplayıp getirilen sıralarla mebusların oturduğu, çok az sayıda insanla bir meclis kurdu.
ve her şeyi bu meclis halledecek dedi. Orada tartışıldı, aman 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 neler oldu. Orada zaman içinde onu kuran Mustafa Kemal'i bile o mecliste kovmak, atmak istediler. Ben isimlerini vermeyeceğim. Şimdi onların aileleri vardır. Çok farklı insanlardır. Cumhuriyeti anlamış, kavramış insanlardır. Ama sadece nerelerin milletvekili olduğunu söyleyeceğim. Samsun, evet. Mersin ve Erzurum mebusları bunlar. Dediler ki Atatürk defolsun gitsin Mustafa Kemal Paşa. Tabii onu da bir şeyine uydurdular. Usulüne uydurdular. İşte bu ülkede şu kadar seneden fazla oturmayanlar mebus olamaz. Şimdiki topraklarımızda doğmayanlar mebus olamaz gibi. Doğrudan doğruya Atatürk'ü hedef alan. Atatürk de ona dedi ki ben bir yerde oturmak fırsatını bulamadım. Çünkü asker olarak bir yerden bir yere koşturup durdum. Ama şu zafer kazanılmasaydı sizin doğduğunuz yerlerde gidecekti. Siz de mebus olamayacaktınız dedi. Herhalde utandılar. Ama bunu söyleyen insanları bile Mustafa Kemal zamanla affetmiştir ve onların yükselmelerine hatta mebus olmalarına da karşı çıkmamıştır. Meclis. Bir meclis düşüncesi, bir ulusal egemenlik düşüncesidir 23 Nisan. Böyle olduğu için de çok çok kıymetlidir. Belki bizim en önemli, belki cumhuriyetten de önemli bayramımızdır bugün 23 Nisan. Çünkü Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Ankara'ya gelip başlattığı kafasında çocukluğundan beri yaşattığı düşünceleri uygulamaya başladığı yerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920. Her şey orada başladı. Zaferler de orada kazandı. Atatürk'ün kumandanlıkları bile orada kararlaştırıldı ve süreleri orada sınırlandı. Böyle bir şey 23 Nisan. Atatürk bir şey daha yapmıştır. Bu ulusal egemenlik ve çocuk bayramı demiştir. Bunu neden böyle yaptığını da isterseniz lütfen daha sonra söz verirseniz anlatayım. Öyle mi? Şimdi sizin kitabınızda çok önemli bir hitap var. Atatürk diyor ki kısmı. Evet. Siz mi okursunuz ben mi okuyayım? Siz buyurun. Peki. Bu kitapta bakın Atatürk diyor ki küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin birer yıldızı ve mutluluk parıltısısınız. Memleketi aydınlığa boğacak olanlar da sizlersiniz. Ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu düşünün ve ona göre çok çalışın. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Ben manevi miras olarak hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman hızla ilerliyor. Toplumların mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada kesinlikle değişmeyecek buyruklar getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişini kabul etmemek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Bundan sonra beni benimsemek isteyenler bu temel üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. İşte küçük hanımlar, küçük beyler. Bu bırakılan miras sizin için. Bu Atatürk. İşte bu Atatürk. Ama mecliste bugün yapılan konuşmalarda Atatürk adını anmaktan imtina ediyorlar. Adını dahi anmıyorlar. Hele meclis başkanı muazzam bir düşmanlık içinde Atatürk ilke ve devrimlerine nereden, nereye gelmiş bir ülkedeyiz? Şimdi bu tabii çok üzücü bir şey. Ben öyle insanlara karşılaşıyorum ki şu üzücü sıralarda. Değil, ayıp. Yani neredeyse Türk milleti bu mu? Ben de Türk milletinin bir ferdiyim. Nasıl bir milletim varmış benim de farkına varamadım, varamamışım bunun diyecek noktaya gelen insanlar var. Yani Türkiye hakikaten büyük, çok kötü bir süreçten geçiyor. Şu anda o süreçten geçmekteyiz. Yani bu geçiş bir tünelden çıkış mı olacak yoksa yeni ve çok karanlık yeni bir tünele giriş mi olacak? Şimdi önümüzdeki günler, yaşayacağımız günler biraz da bunu belirleyecek diye düşünüyorum ben.
23 Nisan bütün zaferlerin ve Türkiye'de yeni modern bir cumhuriyetin kurulmasının başlangıcıdır. Ve burada çocuklara hemen sözü getireyim izninizle. Evet. Atatürk daima çocuklara güvenmiştir. Atatürk çocukluğunu yaşayamamıştır. Atatürk'ün çocukluğuna şöyle bir baktığınızda, babası çok erken tarihte ölmüş olması, babasının derken annesinin tekrar bir izdivaç yapmış olması, babasının bunu, Atatürk'ün bunu pek kabullenememesi, gidip işte çiftli olan dayısının yanında çok meşhur öyküyle kargaları kovalaması vesaire. Ondan sonra çok çok küçük yaşlardan itibaren Selanik'te, daha sonra da şeyde ortaokul ve lise düzeyinde Atatürk askeri okullarda okumuştur. Askeri okullarda yatıp kalkmıştır. Annesiyle bile çok seyrek Selanik'e geldiğinde, tatil günlerinde, evet, o zamanın yolları, ulaşım araçlarının yeterli olduğu zamanlarda gelmekle annesiyle beraber bulunabilme olanaklarını araştırmıştır, aramıştır Atatürk. Ama Atatürk çocukluğunu, kendi yaşayamadığı çocukluğunu Türk çocukları üzerinde görmek istemiştir. Bu o kadar belli bir husustur ki hiç kimse bunu tartışamaz. Atatürk 6 küçük kızı evlat edinmiştir ve onları nüfusuna geçirtmiştir. Onların varisleri yapmıştır. Çok ilginçtir bu. Bunların arasından bir Sabiha Gökçen çıkmıştır. Sabiha Gökçen dünyanın, Amerika'da belirlendi bu, dünyanın 20 havayla ilgili kadını arasında dünya çapında tek kadın olarak yer almıştır. Bunun kutlanması için de onu Amerika'ya davet etmiştir. Evet. Amerika'nın kızları arasında bilim insanları da çıkmıştır, tarihçiler de çıkmıştır. Ha, Atatürk kızları böyle evlat edinip de erkek çocuklarına yakınlık göstermemiş mi? Hayır, onlara da göstermiştir. Zavallı bir çocuk doğuda alıp yanında beraber gelmiştir. Bir çoban Yalova'da, Sırtmaç Mustafa, onu da almıştır. Onları evlat edinmemiştir ama onları himaye etmiştir. Onları hayata hazırlamıştır. Onları subay yapmıştır. Onları bilim insanı yapmıştır. Avrupalarda okutarak böyle Türkiye eğitim düzeyinin o tarihlerdeki seviyesin üzerinde eğitim görmelerini ve Türkiye'ye gelip yararlı işler yapmalarını sağlamıştır. Belki onları da evlat edinebilirdi ama edinmedi. Çünkü kim bilir ne dedi. Belki bu çocuklar arasında öyleleri çıkar ki benim düşüncelerime tamamen zıt hareketlerde bulunabilirler. Ben Atatürk'ün oğluyum, ondan sonra ben hükmedeceğim bu ülkeye falan diyenler bile çıkabilir diye korktu diye düşünüyorum ben. Yani kızları aynı bina içinde yetiştirmiştir ama erkek çocukların ihtiyaçları olduğu sürece askerlerin arasında yatıp kalkmalarını filan sağlamıştır. Onların hiçbirisinden de vasiyetnamesinde söz etmemiştir. Bu çok önemli. Fakat Atatürk çocuklara güvenmiştir. Hatta hepimizin bildiği gibi Atatürk meşhur nutkunun sonunda Türk gençliği diyerek, gençlik işte orada, çocuklar da ona dahil. Çocuklar da genç. Hatta bana ne diyorlar okullarda biliyor musunuz? Orhan Bey, çocuklara çocuk diye hitap etmeyin. Okul müdürleri o kadarcık bana müdahalede. Peki ne diyeyim? Genç deyin. Gençlik deyin. Peki ben 7-8 yaşındaki çocuklara da çocuk değil genç mi diyeceğim? Evet, iyi olur, öyle deyin. Çünkü çocuklar kendilerini bizim çocukluğumuzdaki çocuklar gibi görmüyorlar. Atatürk'ün gençleri olarak görüyorlar. Ya, ya. Genç adayları olarak görüyorlar. Ve çok ilginçtir bu. Atatürk kendi kurduğu cumhuriyeti ordusuna emanet etmedi. Vallahi ordusunu bile ne hallere düşeceğini belki görmüştü. Çünkü Atatürk duvarın arkasını gören bir insandı. Ordusuna emanet etmedi, jandarmasına emanet etmedi, meclisine emanet etmedi, meclis başkanına emanet etmedi, bakanlarına emanet etmedi. Kime emanet etti? Gençlere emanet etti. İşte o çocuklar da o gençliği içindedir. 23 Nisan onun için, Türkiye'nin geleceği onlardan sorulacağı için bayramdır 23 Nisan.
Ama Türkiye bunu her zaman gerektiği gibi uygulamadı. Ne yazık ki bazı insanlar Atatürk'e, onun annesine, o güzel Müslüman kadınla neler kondurdular. Ne yalanlar Atatürk'ü Cumhuriyet'ten sonra. Aman efendim, yani şu kanalda, ki bütün kanalları da değerli olarak görürüm, bazı şeyleri söylemeye dilim varmıyor. Yani Atatürk'ün anası için söylediklerine bunu da tekrar etmeye dilim varmıyor. Utanıyorum. Hatta Atatürk'le ilgili söylediklerine, Atatürk'ün dine bakışı, Atatürk'ün camilere bakışı konusunda o kadar sakat sözler söylüyorlar ki bunları tekrar etmekten utanıyorum burada. Ben, beni izleyenlerin hepsi de muhakkak neleri, hangi sözleri kastettiğimi biliyorlardır. Ama gene de bir Türk milleti var. Bu Türk milleti özellikle son 15-20 yıl içinde yaşadıklarını yırtıp kendisine yeni bir yol açacak bir millettir. Bunun için de önümüzde hedef 24 Haziran'dır. Çok iyi oldu erkene alındı bence. 24 Haziran'da Türkiye yepyeni bir Türkiye'nin yolunu açacaktır. Yolunu açacaktır. Ve bence 24 Haziran demokrasi bayramı olarak gelecek hükümet tarafından ilan edilip kutlanmalıdır. O kadar önemlidir. Şimdi hangi Türk milleti diyeceğiz? Bu Atatürk'ü anlamayan, ne bileyim, Atatürk'ü anlamayanları destekleyen Türk milletinden söz etmiyorum. O Türk milleti bir yanılgı içindedir. Çok yakın bir gelecekte çok utanacaklardır. Hele böyle belge bırakan, resim bırakan, bir yerlerde kayıt bırakan olanlar gözlerden uzak durmaya çalışacaklardır. Utançlarından. Dolayısıyla Türkiye şu bayram gününde, 23 Nisan bayramında, 24 Haziran bayramına hazırlık içindedir. Ve öyle olmalıdır. Öyle olmalıdır. Evet. Öyle olmalıdır. Şimdi okullar, özel okullar ve Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılan özel okullar sizi sürekli davet ediyorlar. Evet. Biliyorum. Hatta işte şimdi artık yavaş yavaş tatile doğru ilerliyor süreç. Sizi yine kapış kapış arayacaklar. Önümüzdeki yıl programım şimdiden dolmak üzere. Belli değil mi? Yani haftada... Pardon, aynı gün bazen iki okul olmak üzere. Haftanın 5 günü olmak üzere. Şöyle bir şey yapmışlar. Yayın evinden kitap alıyorlar. Öyle 10 tane, 20 tane değil, binlerce kitap alıyorlar. Diyorlar ki yalnız bir koşulumuz var. Orhan Bey gelsin, çocuklara bir güvensin. İçinden gelirse bir de konuşma yapsın. O çocukların beni nasıl alkışladığını görseniz inanamazsınız. Nasıl boynuma sarıldıklarını görseniz inanamazsınız. Neden diyorum, neden beni bu kadar seviyorsunuz? Çünkü siz bize Atatürk'ü anlatıyorsunuz. Siz bize Atatürk'ü sevmeyi öğretiyorsunuz. Hatta içinden bazıları gelip ne diyorlar biliyor musunuz? Orhan abi, ben Atatürkçü olmaya karar verdim diyor. Canım. Yani o güzel güzel çocuklar, onlar. Tabii şimdi... Türkiye'de gençlik bir takım böyle şeylerle, dogmalarla diyelim yetiştirilmeye çalışılırken onlar Atatürkçü olarak yetiştirilmeye çalışıyorlar. Ama sadece özel okullarda onların oranının da Türkiye eğitimi içinde %7-%8 civarında olduğu söyleniyor. Ama bu bile milyonla ifade ediliyor. Bu oran bile, bu orantı bile milyonlarla artık ifade ediliyor. Dolayısıyla ama bir de beni üzülen şeyler oluyor. Mesela bildiğimiz liselerden, yani devlet liseleri, ben de bir devlet okulundan mezunum. Diyorlar ki ah Orhan Bey, biz de sizi çağırmak isterdik ama işte pek Atatürk'ten bahseden kitapları okulumuza şu sokmamız iyi karşılanmıyor. İnsan saçını başını yolar. Yani Atatürk'ün kurduğu, Atatürk'ün yüzlerce yıl sonra sağlam bir zemin üzerine oturttuğu cumhuriyette, eğitimde eğer Atatürk'ün adı birilerine batıyorsa bir şeyler yapmak gerekir. İşte Türk milleti 24 Haziran'da o bir şeyi yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Ama ondan sonra da barışçı yollarla yapıyor. Onlara karşı davranacaktır. Onlar utanacaklardır.
nasıl olup da bütün dünyada despotizmle yönetilenler, yani tek adamla yönetilenler, meclisle yönetilmek için ölümü bile göze alırken, Türkiye'nin yaklaşık 140 senelik bir demokrasi şeysi geçmişi varken, milyonlarca insanın hayır bizi bir adam seçelim, o adam yönetsin. Yani akıllara şey, akıllara zarar verecek akıllara bir şeydir bu. Olamaz mı? Evet. Hele hele bu insanlar bugün olmasa bile yarın belki çok kolay aldatılan, çok kolay kandırılan insanlar olabilirler. Ha, o zaman başbakan yok, meclis sayısı artmış ama şeysi, yetkisi neredeyse sıfıra düşmüş. Bir adam ne isterse onun yapılması işleri çabuklaştırırmış. Kardeşim, bizim memleketimizin sözü değil midir? Acele işe şeytan karışır. Yani topluma nasıl yalan söylesinler? Efendim? Yani kendi o karanlık zihinlerine, yobazlıklarına nasıl kılıf bulsunlar? İmamlara işte, imamlara müftüler neydi şey yetkisi verdiler ya, nikah kıyma yetkisi. Evet. Efendim, evlendirme dairelerinde çok kuyruk oluyormuştu, onun için dediler. Kimse gitmiyor hala. Var mı imamlarla ve vesairelerle, din adamlarıyla evlenen? Laik bir ülkede çağdaş laik eğitim, çağdaş laik düzen gerekir zaten. Dogmalarla değil, dogmalarla yönetemezsiniz. Nitekim yönetemediklerini de görüyor bütün Türkiye. Gülcan Hanım, pek konuşmadığım bir husustan bahsetmek istiyorum. Buyurun. Ben Ankaralıyım. Evet. Çok eski bir Ankara ailesi. Benim babamın babası Efe'ydi. Yani Ankara Seymenlerinin, hatta Orta Doğu Seymenlerinin başıydı. Üzülecek bir olayla ne yazık ki öldürüldü. Ama annemin babası hocaydı. Hem de onun babası da hocaydı. Onlar Ankara'nın çok ünlü bir camisinin imam ve hatipleriydi. Dedemi çok yakından tanıdım. Dedem Mehmet Akif'i Ankara'ya geldiğinde evinde, daha sonra da camisinin lojmanında, imam evinde misafir eden adam. İstiklal Marşımızın sözleri de o binada yazılmıştır ve dünyada ilk defa benim 15 yaşında, o zaman bir genç kız olan anneme okumuştur. Ne güzel anılar bunlar. Ne şeyin güzel. Kendisi Mehmet Şimdi Akif İstiklal Marşı'nı bile değiştirmeye çalışıyorlar tabii, sözleri değil de. Şimdi yani. Dedem derdi ki, Orhan, din konusunda işte ben sana gerekenleri söylüyorum. Ara sıra camilere gidiyor musun? Gidiyorum dedi. Küçük yaşlardan itibaren annem beni alır götürür, erkekler arasında bir yerde ben oturur dinlerdim. O zaman camilerde imamlar, yani cuma hutbelerinde Türkiye'nin ileri gitmesi için ne yapması gerektiğini anlatırlardı. Sanayileşmekten söz ederlerdi. Hatta dedem, yani annemin babası hesap açtırmıştı İş Bankası'nda. Ankara'da Ulus Meydanı'nda bir İtalyan mimarının yaptığı harika bir İş Bankası. Çok güzel bir binadır. Çok güzel de bir. Bizim tabii bu bir reklam değil ki, kültürümüzde çok önemli yeri olduğu için bu bankanın adını da telaffuz ediyoruz. Çünkü çok tarihi çok önemli bir. Çok öyle. Şimdi o orada bir gün dedemle gene gidiyoruz. Dedem, ben Ankara'ya gittim veya çünkü Ankara'da kaldıktan bir süre sonra İstanbul'a yerleştik. Fakat sık sık giderdim. Beraber giderdik. Dedem özellikle yatırdığı paraların varlıklı bir insandı. Faizlerini almaya çok meraklıydı. Ben dedeme bir gün dedim ki, ya dede, iyi hoş da yani faiz haram değil mi? Hayır, riba haramdır dedi. Faiz haram değildir dedi. Yani parayla ticaret yapmak, işi para. Para veriyor, bilmem %100 faiz istiyor veya %100 biraz. Bu değil. Ben dedi buradan faiz alıyorum ve İş Bankası'na yatırıyorum. Benim İş Bankası'ndaki paramla Türkiye'de fabrikalar kuruluyor. Şeker fabrikaları kuruluyor. Yok etmeye fabrikaları, çalıştıkları cumhuriyet değerleri kuruluyor. Oluşturuluyor. Her türlü fabrikalar bunları anlatırdı bana. Ve gene de derdi ki, sen gene git imamları dinle. Çünkü benim gittiğim imamlar hakikaten Aydın. Ankara'da, sonra İstanbul'da da gittim, Süleymaniye Camisi'nde de gittim.
gitmiştim. Kadir Gecesi'nde doğmuşum. Kadir Gecelerinde muhakkak Süleymaniye Camisi'ne gider. Orada dinlerdim ben o hutbeleri. Yani şimdi imamlarımız bir takım saçmalıklarla uğraşıyorlar. İnsan çok üzülüyor. Dinimiz adına da çok üzülüyorum. Yani siyasi konuşmalar yapıyorlar. Siyasi bile değil. Siyasi, sonra, efendim battaniyeden bahsediyor. İki kişinin asansöre binmesi, nereden geliyor akıllarına bu? Bunların akıllarında ne var ki? Hep böyle bir takım... Dogmalarla eğitilirse Sayın Karaveli, yani siz işte söylüyorsunuz, dogmalar, yani dayatmalar, yani bilimsellikten uzak fikirler dayatılırsa çocuklara, insanlara, işte böyle bir deliler dünyasına açılıyor gözlerimiz. Diyemedim. Şimdi, Gülcan Hanım çok yani insan yaşlandıkça umutlarını korumaya çalışıyor özenle. Keşke hepimiz sizin yaşınızda olabilsek, sizin tecrübelerinize sahip olsak da bu enerjiye sahip olsak. Demeyin yaşlandıkça diye. Siz yaşlı değilsiniz. Şimdi ben yaşlıyım da hem yaşlı hem canlıyım. Allah'a şükür. Tabii Allah'ım sayesinde oluyor siz bu. Siz düşünceleri genç, pırıl pırıl. Evet. Ben böyle olmaya devam edeceğim. Ben açık söyleyeyim bunu. Bakın ben bir gün bir konuşmada, belki daha önce de bir yerlerde söylemiş olabilirim. Atatürk gençliği sana, size emanet etti diyor ya, size emanet ediyorum. Bir de tablo çiziyor, çok karanlık bir tablo çiziyor. İşte bu şeraitte bile, bu şartlar altında bile cumhuriyeti ve istiklali korumakla görevlisiniz. Diyor. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda vardır diyor. Daha ne desin? Ne desin? Şimdi ben kendimi Atatürk'e adamış bir insanım. Hatta bir yerde ben demişim ki Atatürk Cumhuriyeti bana emanet etti. Ya bu adam hasta mı derler yani olur. Evet bana emanet etti. Ben de gencim. Atatürk de gençlere emanet etti. Ben kendi payıma. Bana emanet etti. Evet bana ben emanet etti. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Bana emanet etti. Siz de böyle düşünebilirsiniz. Tabii, bizi izleyenler de böyle düşünebilirler. İçselleştirdiğimiz zaman biz olacağız. Ki Mevlin öyleyiz. Hanım. Türkiye sarılmıştır. Ne yazık ki dostlarla kucak böyle dostlarla çevrilen Türkiye bugün düşmanlarla çevrili hale gelmiştir. Dünyada dostumuz kalmadı. Herkesi küstürdük. Diplomatik lisandan uzaklaştık. Diplomatik yaklaşımlardan uzaklaştık. Bizim senelerdir Türkiye'nin onurlu yücelten diplomatlarımıza, elçilerimize, konsolosluklar ne dedi? İtibarsızlaştırıldı. Merve Kavakçı denen kadın hiçbir özelliği yokken büyükelçi yapıldı. Malezya'da mı? Nerede bir yerde? Monşermiş. Monşer Fransızca. Hani arkadaşım bunlar sevgilim falan gibi bir şey ya bir laf bu. Monşer yani bunlar böyle Türkiye için bir şey yapmazlar. Şık giydirirler. Zaten çok bol para alıyorlar. Bir yere de bilmem ne yaparlar. Kokmazlar bilmem ne olmaz. Böyle bir diplomasi şiyesi çıkıyor. Yahu Atatürk'ün diplomatı Avrupalarda Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçisi demezlerdi. Atatürk'ün elçisi derlerdi elçilere. Dünyanın belki en muteber, en saygı gören elçileri Türk elçileriydi. Çünkü çok uyanıktılar, çok iyi eğitim görmüşlerdi, çok ince tecrübelerden geçmişlerdir, çok iyi okumuşlardı. Bir takım postlarda yani görev yerlerinde küçükten başlayarak büyük merkezlere, büyük postlara, ne bileyim Londra'lara, Paris'lere, Washington'lara gitmeleri onların zaman zaman 15, 20, 30 yıllarını alırdı. Böyle insanlardı onlar. Keşke Türkiye'nin sorunları olduğunda çok üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok yoruluyor. Çünkü her konuda diyerek Türkiye'nin sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiğini düşünüyor. Bıraksa da keşke diplomatik dille çözülse ve bunu şeyler yapsa. Sayın Cumhurbaşkanı da daha başka şeylerle ilgilensin falan diye düşünüyor insan ister istemez. Ama vallahi Emine Hanım da tıp kongresinde konuştu galiba değil mi? Yani aile çok hakim Türkiye'nin sorunlarına. Onun için konuşuyorlar yani. Her yerde konuşuyorlar. Çok şimdi efendim kendileri mesajlar veriyorlar. Yani böyle Cumhurbaşkanını eleştirmek
kastıyla hareket etmiyorum. Zaten konumuz da bambaşka. Konumuz bambaşka. ama Türkiye'yi böyle, kimlerin böyle, nereye getirdiğini konuşuyoruz. Yani İstiklal Marşı'nın müziğini sevmiyormuş. İşte evet torunum diyeceğimize Bey. Kabul ettim. Yani bunlar bir cumhurbaşkanının uğraşması gereken şeyler değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yani bize babalık falan yapmayı bıraksın da Cumhurbaşkanlığı görevlerini yapmaya çalışsın. Yani o konuda bizi rahat ettirsin. Ama kendileri sürekli olarak kandırıldıklarını kabul ettikleri halde 24 Haziran'da belki de tam yetkiyle başbakan yok. Efendim meclisin seçtiği bakanlar yok, bakanlar kurulu yok. Tabii bir yerde sayısı yok. Arttı ama meclis de yok. Bakınız Devlet Bahçeli ile Erdoğan kafa kafaya verdiler. İki kişi kaç milyon insanın kaderiyle oynuyorlar. Kaç milyon insan değil, bir ülkenin geleceğiyle oynadılar. Bu oynamak benim kişisel bakışımla. Ve biz erken seçim kararı aldık, şu tertediler. Niçin referandum yapıp halka sormuyorsunuz? Efendim, erken seçim süresi geçti. Erken seçimden söz etmek vatana hıyanettir, vatana ihanettir. Diyorlardı. Tekrar tekrar dedikten sonra bir erken seçim kararı pat diye alınmışsa biz ne diyeceğiz? Yani erken seçimden söz edenlere vatan haini diyecektik. Öyle istediler. Şimdi erken seçimden söz etmiyorlar. Erken seçim yapıyorlar, uyguluyorlar. O zaman ne diyeceğiz? Vatan haini dedik. Erken seçimden söz edenlere. Niye erken peki seçim? Erken seçim yapanlara ne evet. diyeceğiz? Herhalde çok isabet ediyorlar filan dememiz bekleniyor. Ama bu millet çok geç de olsa uyandı. Ben o umutla yaşıyorum bakın. Her sabah kalkıyorum, sen üzülme milletin uyanmıştır. 24 Haziran'ı bekliyorum. 24 Haziran diye diye daha böyle 60 gün kadar heyecan çekeceğiz. Ama ondan sonra birdenbire Türkiye'ye yepyeni bir yol açılacak. Aydınlık bir yol. Bütün partilerin gelişeceği. Bütün partilerin parlamentoda yer alacağı, bütün partilerin parlamentoda konuşacağı parlamenter sisteme döneceğiz. Türkiye'ye hiç kimse çok uzun süre kişi yönetimini empoze edemez. Empoze etmek herkesin bildiği gibi zorla kabul ettirmek demektir. Evet. Bu olmayacak. Evet. Ben o umutla yaşıyorum. Evet. Evet, bu umudu içimizde her zaman diri tutmak zorundayız. Umut her zaman var. Olumsuz koşulları ülke için olumluya çevirmek lazım. 3-5 kişi cebini dolduracak, kasasını dolduracak diye bu ülke heba edilemez. O 3-5 kişi de yandaş gazetecilerden söz ediyorum. Alkış tutuyorlar, ayıptır. Ülke gerçeklerini bile bile kendi yerlerini sağlama almak için sürekli olarak alkış tutuyorlar ama bumerang gibi bu iş döner onları vurur. Zaten önlerinde çok önemli örnekler var. Sayın Karaveli, siz de çocuktunuz. Sizin çocukluğunuz ve ondan sonraki süreçte 23 Nisanlar nasıl yaşadınız? Neler oldu hayatınızda? Şimdi 23 Nisanlar ya 23 Nisan çağında 13-14 yaşına kadar filan diyelim. Yani 23 Nisanlar sanki daha ileri yaşlardaki insanlarla pek ilgili değilmiş gibi bir davranış sergilendi milli eğitimimiz tarafından. Bu yanlışı da söylemekte yarar var. 23 Nisan işte bugün 23 Nisan neşe doluyor insan filan. Sadece neşe dolu olmamalıydı. Düşünce evet. dolu da olmalıydı. Örneğin ben İstanbul'da yatılı olarak çok tanınmış bir okulda okudum. İlkokulda bir takım süslemeler yapıldı, duvarlara işte kağıtlar yapıştırıldı. Ama ortaokul liseye çıktıktan sonra evet. Bu geçti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ortaokulları, liselerin 23 Nisan'da sanki ilkokullarınmış gibi bir hava yaratıldı Türkiye'de. Oysa hem 23 Nisan hem de 19 Mayıs bütün öğrenciler için, bütün çocuklar için olmalıydı. Örneğin
bizim Şöreyim adında, ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Çok iyi hocalarımız vardı. Başka devlet okullarında olduğu gibi Galatasaray'da bir devlet okuluydu sonuçta. Gelip de bir lise öğretmeninin bize 23 Nisan anlamını anlattığını pek hatırlamıyorum. Üzülerek söylüyorum bunu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı adı. Şimdi de öyle galiba. Çocuk, ortaokula gelmiş adam çocuk değildi artık. Liseye gelmiş adam çocuk değildi. Lise öğrencileri, bir ara mesela bizim Galatasaray futbol takımı var ya. Evet. Tamamı okul öğrencilerindi. Mesela Turgay Şeren, Allah rahmet eylesin. 16 yaşında Galatasaray takımının kalecisiydi örneğin. Böyle paralar falan yoktu. Şimdi biliyorsun takımlar... Neler. 12 yabancıyla da çıkıyorlar neler, zaman zaman. Neler, neredeyse Türkiye ekonomisine kafa tutacaklar. Bir şimdi, işaret aldım. O da tabii apayrı bir konu. Sayın ama Karabin, dünyaya da ayak uydurmak gerekiyor. Ya. Konuşacağız. Galatasaray Lisesi'ni de konuşalım. Bir ara işareti aldım. Aradan sonra tekrar öyle mi devam edelim. Değerli izleyicilerimiz, siz şöyle rahat rahat çaylarınızı, kahvelerinizi alırken biz de sıcak bir içecek ikram edelim Sayın Karaveli'ye. Bugün 23 Nisan özel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Nasıl yani devam ediyor? Konuğum çok değerli gazeteci, yazar ve düşün adamı sevgili Orhan Karaveli. Sayın Karaveli, nerede kalmıştık? Galatasaray Lisesi'nden evet. Söz ediyordunuz. Geçtiğimiz hafta içinde de siz de orada gençlerle buluştunuz, konferans verdiniz. Ben de o mutluluğa erdim. Buradan sevgiler yollayalım hepsine. Sonra gelelim diğer konulara, şu sizin anılarınıza, ta Churchill'i gördüğünüz günlere. Galatasaray Lisesi hala o gücünü, güzelliğini koruyan bir lise ve Atatürk ilke devrimlerine sımsıkı bağlı gençlerin yetiştirildiği bir bütün liselerimiz lise. Gibi diyelim. Bütün liselerimiz gibi diyelim. O günlerden bahsediyordunuz. Güzel anılar var değil mi? 23 Nisan'a dair gençlik okul anıları. Tabii. Neler var? Şimdi okullarımızda bir örnek vereceğim. Biraz da kendi kendimizi eleştirme olacak. Galatasaray Lisesi, o lise binası, yani İstiklal Caddesi'nin, pardon. İstiklal Caddesi'nin en güzel köşesidir orası. Şimdi en yeşil yeridir. Ama aklıma bir şey, orada bir polis noktası vardı. Evet. Bir de Cemal Nadir diye karikatüristimiz vardı. Çok genç yaşta öldü. Harika bir insandı. Onun bazı karikatürlerini, lejantlarını, yani alttaki yazılı kısmını böyle hep kafamda taşırım. Şimdi bir vatandaş, belli Anadolu'dan falan gelmiş, pek bilmiyor İstanbul'u. Polise yaklaşıp soruyor. Şeyden nasıl gidilir diyor. Böyle diyor, serbestliğe nereden nasıl gidilir diyor. Ondan sonra ben Kurtuluş'a gitmek istiyorum diyor. Nasıl gidilir diyor. Ha diyor polis, Kurtuluş'a gitmek istiyorsan sağa sola sapmadan İstiklal Caddesi'nden yürü. Yani adam bir kitap dolusu sözle anlatılacak şeyleri ortaya koyuyor. Evet. Şimdi meclislerimiz zaman zaman tek parti zamanında da çok partili düzene geçtikten sonra insanların esprilerini de orada patlattıkları diyelim yerlerdi. Meclisler sadece böyle birbirini yemeye hazırlanmış şeyler gibi. Bugün de birbirlerini yediler. Efendim böyle çıkıyorlar, kavga ediyorlar, burnu kırılıyor, bilmem ne oluyor. Maalesef. Yani millet orası mektep aynı zamanda. Bakın Galatasaray Lisesi diyordum. Yandıktan sonra yeniden yapılırken müdürü olan Tevfik Fikret, genç bir müdür daha, yani 30'lu yıllarda diyebilirim, yaşlarda diyebilirim. Bir de konferans salonu yaptırdı. Bu konferans salonunun adı da o zaman münazara salonuymuş. Münazara yani tartışma. Bir konuyu alıyor iki grup. Bunlar bazı böyle
abes konular da olabiliyor. Mesela dedikodu yararlıdır, hayır dedikodu zararlıdır. Canım, dedikodu zararlı, iyi bir şey değil, herkes biliyor. Ama dedikoduyu, zararlı dedikoduyu bile acaba çocuklar nasıl savunacak? Onların konuşma yeteneklerini tabii, nasıl geliştirecekler tabii. diye biz oraya uzun süre tevfik rastlandı dedik. En sonunda pardon konferans salonu dedik. Şimdi nihayet tevfikler salonu diyorlar. Şimdi meclis salonumuz bir ders gibi olmalı. Ben İngiltere'de Milliyet Gazetesi'ni temsil ederken uzun yıllar Londra'da en çok sevdiğim yer parlamentoyu ziyaret etmekti. Yani Lordlar Kamarası değil. Orası biraz kasıntı bir yerdi. Ama esas avam kamarası. Avam halk demek işte. Avam diyorlar işte avam falan. Halk demek tabii. Orada böyle bildiğimiz yüzlerce yıldır aynı salon, bir tarafta şeyler oturuyor, uzun sıralar, öyle evet. koltuk koltuk, bilmem ne geyik derisi koltuklar, pahalı şeyler falan yok. Öyle önlerinde mikrofon falan da yok. Konuşacak olan iniyor aşağıya, karşı tarafa doğru konuşuyor. Aralarında da bir halı var, o halıyı çiğnememek lazım. O halıyı da koymuşlar çünkü eskiden öyle bir halı yokmuş. Kafası kızan gidip öbür tarafta adam bıçaklıyormuş kılıcıyla filan. Şimdi oraya basmak yok. Basmadığınızda artık kılıcınız da olsa ulaşamıyorsun. Buna benzer şeye. Fakat orada ne espriler yaparlardı. Ne espriler yapar. Memleket meselelerini konuşurlardı tamam. Birbirlerini felaket espri zeka işidir zaten. Ama evet espri zaten zeka işidir. Evet. Bizim meclisimizde ben kimse kusura bakmasın pek zeki adam da yok galiba. Biraz espri yapsınlar. Bir tane size şey yapayım. Çok parti düzeninden hiç unutamamışım. Çok partili düzende herkesin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda Recep Peker de başbakan. Son başbakan da Şemsettin evet. Günaltay'dı. Şemsettin Günaltay da dindar tarafı ağır basan bir insandı. Atatürk'ün yakınlarından, meclisin ilk katibi umumisi, yetkilisi, jandarma binbaşısı evet. olan bir zattı. Biraz da kiloluydu böyle. Fakat Demokrat Parti o zaman kurulmuş. Recep Peker'den hiç hoşlanmazlardı. Recep Peker'e bir gün bir milletvekili artık çekil, çekil be adam, çekil, çekil de öyle gel filan dediler. O gün hiçbir şey söylemedi. Ertesi günkü parlamentoda Recep Peker söz aldı. Dedi ki tavsiyeniz üzerine çekildim. 90 okka geldim dedi. Şimdi çekilmek biliyorsunuz parlamentodan çekilir. Bırak başbakanlığı. Çekilmek aynı zamanda tartılmak anlamına da gelir. Yani öküzü tarttık, öküz çekildi, şu kadar kilo geldi gibi. Çekildim diyor, 90 kilo geldim diyor. Şimdi tabii bütün meclis kah 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 güldü. Buna benzer şeyler olurdu. Bu millet özellikle son 20 yıldır, 16 yıldır diyelim daha çok, çok sıkıldı. Yani her gün politika, her gün televizyonda tartışmalar, gazetelerde o bıktılar. Öbür taraftan maaşları yetmiyor. Milyonlarca şey var, aç insan var. Yüksek tahsil yapmış, üniversite bitirmiş, diploma almış, insanlar bile işsiz. Zaten dertli bir Türkiye hakikaten şu son 15 sene içinde nasıl dayandı? Yani aklım hafsalama almıyor inanın. Artık Türkiye bir rahatlamaya, bir böyle hof demeye ihtiyacı var Türkiye'nin. Zengini, fakiri herkes için bu var. Artık Türkiye'de parası olan kaçıyor. Benim yakın arkadaşlarımdan dışarıda ev alıp gidecek olanlar var yani. Bunları görüyorum, çok üzülüyorum. Yani Türkiye insanların sıkıştıkça geldikleri bir ülkeydi. Osmanlı'da da böyleydi. Rusya'dan gelir, oradan gelir, buradan gelir, hala geliyorlar. Türkiye bir kurtuluş yeri gibiydi. Şimdi Türkiye'den insanlar Yunanistan'a falan kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Sıkıldılar çünkü. Paraları da var. İşte şu kadar para yatırırsanız size vatandaşlık veriyorlarmış şu kadar sene sonra falan. Yazık günah değil mi bu Türk insanına Allah aşkına? Yani ben 24 Haziran'dan sonra ki 24 Haziran'ın bir bayram olarak kutlanmasını buradan çok ciddi olarak öneriyorum. Toplum bilincini çok yüksek tutmalı. İlk öneren de belki ben oluyorum.
Türk evet. halkının rahatlamaya ihtiyacı var. Türk halkı hemen birdenbire maaşlara %100 zam falan yapmasınlar. İnsanları rahat bıraksınlar. İnsanlar tatillerini düşünsünler. Çıksınlar kırda gezinsinler. Şarkı söylesinler. Biz şarkı söylemeyi falan unuttuk Türkiye'de. Başka, herkes tabii unuttuk. Herkes birbirine evet. ters ters bakıyor. Yani ben hissediyorum bana ters ters bakıyor. Ya ben kimsenin bir şeyine karışmadım. Kimseye en azından bilerek, isteyerek kötülük de yapmadım. Dolayısıyla parlamentomuzlara ruh değiştirsin. Bu parlamentoda, bu parlamentoda şart, ruh Türkiye'nin bütün ciddi bir ümit veren partileri temsil edilsin. Nasıl olur? Bunun formülü nasıl bilinir? Ben siyasetçi diyelim, bunun formülünü bilemem. Örneğin bir Vatan Partisi niye parlamentoda yok? Bir zamanlar parlamentomuz çok şeydi, çok havalıydı, çok espriliydi hatta. Bir Mehmet Ali Aybar parlamentoda bize ders gibi konuşmalar yapardı. Üniversite hocalarını dinliyoruz sanırdık kendimizi. Bir Kamer Bey espri adamıydı. Kalmadı. Meclisin şimdi gülen meclise yüzüydü. Meclise evet. galiba şüphe böyle insanlar diyorsun. Boksu falan biliyorsa onlar seçiliyor galiba. Bilmeyen birisi. Kaba kuvvet. Kaba kuvvet egemen oluyor. Yakışır bilginin, mu bu Türk bilginin milletine? Uzaklaştığı, kaba kuvvetin egemen olduğu bir tablo var. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi adı üzerinde bugün de, bugün bizim çocuklarımıza meclisin kurulduğunu, Atatürk'ün ilk meclisi kurduğunu, bu günü de çocuklara armağan ettiğini anlatırken siyasiler birbirlerine girmişler. Olacak iş mi? Niye parlamentoda 23 Nisan'da bu konular konuşulmuyor? Çocuklara bunun bir eğlence bilmem ne balon filan alma bayramı değil bu. Zamanında Bülent Arınç meclis başkanlığı yaparken getirdi bıyıklı bıyıklı kocaman adamları oturttu. 23 Nisan'da gelenek çocuklar otururdu. Çocuk diye kocaman askerlik çağı gelmiş adamı oturttular. Yani değerlerimizle dalga geçen bir yapı var. Hala bu yapı devam ediyor. Türk milleti Türk'ü bunun aşılması unuttu. Lazım. Şimdi ben kendi başımdan geçen de bir şey anlatayım. Parlamentoda bir gün Mersin milletvekiline hırsız dediler. Hocalıktan gelmiş bir insandı. Ben oradan bir espri kaptım. Çünkü o adam peruk takıyordu. Gittim bir dergide bir karikatür çizdim. Bu zat perükünü eline almış. Parlamento kürsüsünde konuşuyor peruk elinde. Sayın mebuslar diyor, ben hırsız değilim, malım mülküm yok, bütün malım mülkümde işte bu peruk diye. Vay sen onu çizer misin? Ertesi günü okuluma telefon müdüre, o çocuğu kov oradan. Buyurun. Şey, müdürün dostu. Müdür de beni çağırdı. Bir zamanlar çok önemli bir insandı, Behçet Güçer adı da. Çok sert, biraz şişman filan ama böyle içinde sanki bir serçenin kalbi vardı, öyle bir insandı. Kovulmaya gidiyorum son sınıfta. Hay Allah ne yapacağım? Bakın o tarihte Hürriyet Gazetesi'nde bir tek köşe yazısı vardı. 49 senesinden bahsediyorum. O da Hikmet Feridun Es. Polis evet. şeye gider, Hollywood'a gider, artistlerle ilgileniyor. Böyle şeyler de vardı eskiden. Gazeteciler şimdi ya Afrin'e gidiyorlar ya bilmem Şırnak'a gidiyorlar filan. Uçaktalar. Uçak gazetecileri var efendim. Yani inanılmaz şeyler. Uçaktan yazan gazeteciler var. Ne dedi biliyor musunuz? Bu olayı duymuş. Benim kovdurulmak istendiğimi duymuş. Hikmet Feridun Es dedi ki, ey parlamenterler, buna benzer şeyler söylenebilir. Bunlara kızmayacaksınız. İşte yakışmaz size. Bilmem ne olmaz. Ve bir örnek verdi bir İngiliz gazete sahibi. Bir gazeteyi satın alıyor ama o gazetede her gün kendisini alay eden bir karikatürist var. Karikatürist diyor ki herhalde bu beni kovacak, o kovmadan gidip ben istifa edeyim. Gidiyor. Diyor ki işte diyor gazetenin sahibi siz herhalde beni kovacaksınız siz. Gazeteyi siz aldınız. Demek İngiltere'de de ara sıra bizdeki gibi gazeteler satılıyormuş. Neyse. Adam diyor ki Lord o da, Lord Beaverbrook adı da çok evet. meşhur İngiltere'de, bakanlık falan yapmış bir. Yahu diyor ben sana o kadar hayranım ki senin karikatürlerin yüzünden ben bu gazeteyi aldım diyor. Hem de Daily Express 5 milyon satıyor her gün. Böyle bir adam. Nasıl gidersin diyor ya ben, sen, peki diyor ben karikatür yapıyorum. Yap diyor benimle istediğin gibi dalga geç diyor. Ben bunları görmek istiyorum.
Türkiye'yi güldürsünler biraz. Bakın köprülere doyduk. Efendim tünellere doyduk. Efendim doyduk işte. Ya zihniyeti ne yapacağız? Ama biraz da bizim yüzümüzü güldürün ey hükümetler. İnşallah 24 Haziran'dan sonra artık nasıl bir iktidar olur, kim gelir? Tabii ki temenni ederim ki AKP gelmesin de kim gelirse gelsin. O da öyle olacak zaten. AKP kendisi de çok çok yoruldu. Vallahi kendileri itiraf ediyorlar işte ne metal yorgunluğu vesaire diye. O metal yorgunluğunu gidermeye çalışıyorlar ama metal yorgunluğu bunlarda hep var. Zihniyet çünkü farklı. Bülbülün çektiği dili belası neyse. Efendim ülkemiz için, lazım. Ülkemiz için herkes olumsuz. Çocuklarımızın yüzü gülsün. Efendim? Çocuklarımızın yüzü gülsün. Oyun parkları kalmadı. Yeşil alanlar yok. Haziran'a alındı iyi oldu. Tatil yaparlar biraz. Oynarlar, denize girerler. Öyle imkanları olmayanlar kendine göre mutluluk. İnanın halk üzüntülerini 25-24 Haziran akşamı Türkiye'de adeta bir güneş doğacak. Artık yorulduk bu aynı adamları seyretmekten. Biraz dinlensinler, metal yorgunluğunu gidersinler. Günün birinde tekrar iktidara gelebilirler. Yani ebediyen uzaklaştırılacak falan değil. Bu şeyden sonra, 24 Haziran'dan sonra asker falan müdahale etmeyecek herhalde. Mahkemeler falan kurulmayacak. Hiç öyle bir bir takım, şey yok. Bir takım suçlar varsa onlar takip edilmeli. Bakın onu da söyleyeyim. Mesela bir takım işte nedir Almanya'da esas suçlular Deniz Feneri davası 17-25 kasalar filan gördük odalarda ne yapıyorlar yani bakan çocukları kasaları doldurmuşlar ne oluyor? Buna benzer şeyler var idiyse ve bunlar suçsa elbette bunlar takip edilmeli ama hep parlamenter düzenle parlamenter düzenden kopmayalım. Tek adamla yetinmeyelim. Tek adam daima hata yapabilir. Hatta bütün hatalarından ve kandırılmalarından sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi artık hata yapmayacak olsa bile bu ondan sonra da devam edecek. Ondan sonra kimin geleceğini biz nereden bileceğiz? Dolayısıyla parlamento konuşması sözü herhalde bizi izleyenler de biliyor. Fransızca parle fiilinden gelir. Yani konuşmak. Her şeyi konuşa. Aile içinde, parlamentoda, her yerde. En büyük şirketlerin bir tane despot adamları yok. Yönetim kurulları var. Yönetim kurullarında konuşuyorlar. Yeni yatırım yapalım mı, yapmayalım mı? Fabrikayı sürdürelim mi, sürdürmeyelim mi? Öyle değil mi efendim? Yani şu anda Türkiye'de önemli konular tartışılarak çözülmeye çalışılmıyor mu? Evet. Ama bundan sonra seçilecek olan Cumhurbaşkanı hiç kimseyle tartışma gereğini duymadan istediğini yaptıracaktır. Mecburi. Meclis falan hikaye. Meclisteki mebus sayısı artıyor ama meclisin yetkileri neredeyse sıfırlanıyor. Biraz önce de söylemiştim. Bu düzene Türk milleti hayır diyebilmeli. Demezse kendileri gibi düşünmeyenlerle birlikte bizim gibi demokrasiden, parlamenter sistemden yana olan insanlar da aynı acıları çekeceğiz demek ki. Evet, parlamenter sistem yok sayılıyor getirilen bu düzenlemelerle. İşte Türkiye kanun hükmünde kararnamelerle o hal var denilerek sürekli dönüştürülüyor Sayın Karaveli. İşte korkum 23 Nisan'ların dahi kutlanmasının önüne geçmek. Evet. Bakın milli bayramlarımız o kentin en önemli caddesi kapatılır. Halk oraya gelir. Resmi geçitle kutlanırdı. Çocuklar geçer, askerler geçer, öğrenciler geçer, gaziler geçer. Şimdi mehter takımı gelir. Yani kendi değerlerimizi de görürdük. Şimdi bunlar yaşanmıyor. Yani bunları bizim çocuklarımız şimdi. Unuttuk. Fener alayları düzenlenir. Şimdi bizim çocuklarımızın anıları da yok ediliyor. Andımız kaldırıldı mesela. Ya. Niçin kaldırıyorsunuz? İnadına okunmalı. Bu
Cumhuriyet değerlerine kavga eden, değerleriyle kavga edenlere karşı kesin direnç gösterilmeli. Bu gücü de anayasadan alıyoruz. Gürgen Hanım, bu bir restorasyon hükümeti olacak. Yani yeniden kurulacak bu. Hataları düzeltilecek. Türkiye Cumhuriyeti 24 Haziran'dan sonra gelecek olan iktidarla Cumhuriyet'in erdemlerine dönmeye çalışacak. Bir sistem kuracak. Bugünkü parlamenter sisteme dönmek esas olacak. Ciddi bir devlet olacak. Güler yüzlü bir devlet olacak. Muhalefetle de dostça demokrasilerdeki gibi hareket edilecek. Bugün eğer hala Türkiye'de bu tek adam rejimine dönmek isteyenler, artık döndük de, referandumla döndük. Şimdi onun fiili uygulaması son haddine çıkacak. Evet. Bana dünyada demokrasiden tek adam yönetimine dönmek için parlamentosunda karar alıp halka soran referandumlarda bir tek ülke gösterin Allah aşkına. Yok. Türk dünyanın tek akıllı ülkesi Türkler midir? Türkiye midir? Tek adam sisteminden demokrasiye kavuşmak için gayret gösteren ülkeler hala var. Afrika'da var, Asya'da var. Ama demokrasiden, parlamenter sistemden tek adam sistemine dönmek isteyen yaklaşık 200 küsur devlet arasında bir tane bile var mı? Türkiye'den başka. Maalesef. Efendim süremiz... Türkiye bunu nasıl yaptı? Kimse inanmıyor. Avrupa Türkiye'yi aforoz ediyor. Artık büyük adımlarla uzaklaşıyorlar diyor. Biz Avrupa Birliği'ne falan bizi kimse almaz. Onları suçlamayalım. Kendimizi suçlayalım. Bir an önce bizim... kendi değerlerimize dönmemiz lazım. O da nedir? Atatürk ilke ve devrimleriyle kurulmuş bir ülkede. Atatürk'sün bir Türkiye. Atatürk ilke ve devrimlerinden kopmuş bir Türkiye. Mümkün değil. Evet. Belki parçalanmaz. Ama üçüncü sınıf bir devlet olur. Kimse de, ben amiyane tabirle söyleyeyim, kimse de takmaz Türkiye'yi. Zaten takmıyorlar. Avusturya ne diyor? Gelme diyor buraya diyor. Evet. Almanya'da gelme diyor, Hollanda'da gelme diyor. İstemiyorlar. Sen geleceksin de burada benim ülkemi karıştıracaksın diyor. Hollanda'da birçok Türk var. Bu çok açık. Almanya'da milyonlar Türk var diyor. Türkiye yine güçlü bir ülke olduğunu, saygın bir ülke olduğunu kanıtlamak zorunda bütün dünyaya. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. İçinizdeki çocuğa da 23 Nisan kutlu olsun diyorum. Ne mutlu, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Küçük hanımlar, küçük beyler, evet. Atatürk'ün ithafıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun ama bugün bir bayram değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık günüdür diyelim. Meclisin varlık günüdür. Cumhuriyet ilan edildi, meclis kuruldu ve padişah kovuldu. Son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Resimlerine bakın lütfen. Atatürk hastalanmadan hemen önce Dolmabahçe'de, şehirlerde, gezilerde vesaire hep dolaştı. Yanında hep kim vardı? Başbakanı mı? Herhangi bir bakanı mı? Herhangi bir millet şeyisi mi? Hayır, yanında küçük ülkü vardı. Yatıyordu, kalkıyordu, Atatürk elinden tutmuş. İşte bizim çocuklarımız, bütün dünya çocukları gibi, Atatürk'ün bahsettiği gibi birer çiçektir. Ülkenin geleceği çocuklardır. Evet. O çocukları sevelim. Onlara güzel bir Türkiye bırakalım. Ben bazı çok üzülüyorum. Veliler büyük özverilerle çocuklarını okutuyorlar. O çocukları nasıl bir Türkiye bekliyor? Artık biz geldik gidiyoruz. O çocuklara güzel, neşeli bir Türkiye aydınlık bırakalım. Bir Türkiye Norveç bırakalım. Gibi bir Türkiye bırakalım. Ne bileyim işte İsviçre Atatürk gibi bir Türkiye. Atatürk Türkiye'si bırakalım. Efendim? Onun için Atatürk Türkiye'si bir bırakalım. Bir Atatürk Türkiye'si bırakalım. Ve Türkiye'nin geleceği aslanlı yoldur diyoruz. Küçük hanımlar, küçük beyler ve sevgili gençler, o aslanlı yoldan ayrılmıyoruz. Yarın yine birlikte olmak dileğiyle esen kalın. Ali Galip Bey cevaben Malatya'dan son olarak şu telgrafı veriyor. Gayet acele ve gizlidir. Bizzat çözülecektir. Dahiliye Nezaretine.
bu ayın 14. günü kafi kuvvetle eşkıyanın takip ve yakalanması için Malatya'dan hareket edecek şekilde gerekli tedbirler icra edilmiştir. Allah'ın yardımıyla çarpışmada neticeten muvaffakiyet olduğuna itimat buyurulsun. Yalnız bildirimlerin cevapları ve gerekleri geciktirilmemelidir. 9 Eylül 1919 Elaziz Valisi Ali Galip. Bu telgraftan 9-10 Eylül gecesini hükümet dairesinde heyecanlar içinde sabaha kadar uykusuz geçiren Ali Galip'in 9 Eylül 1919 günü henüz kahramanlığının üzerinde ve Allah'ın yardımıyla çarpışmada muvaffakiyetten pek ümitli olduğu anlaşılıyor. Efendiler, vaka ve bu vesikalardan haberdar edilen üst seviyedeki mülki memurlardan Dahiliye Nazırı Adil Bey'e ve kumandanlardan da Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'ya itimatsızlığı ihtiva eden telgrafnameler çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. Herkesin nazarı dikkati çekildi. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın telgrafına cevap veren Adil Bey'in şu sözleri ne kadar hayret verici ve gariptir. Adil Bey bahsettiğim telgrafını şu cümlelerle bitiriyordu. Elbette halife cenaplarının yüksek iradelerinin hükmüne itaat etmek lüzumunu takdir edersiniz.